Evet arkadaşlar merhaba. Sıradaki örneğe baktığımızda şekilde verilen anahtar teştir sıfır anında kapatıldığında kondansatörün uçlarında zaten daha önceden 4 volt bir gerilim olduğu söyleniyor ee, ve anahtar kapatıldıktan sonra kondansatörün gerilim ifadesini, akım ifadesini bulun ve dalga şeklini çizin diyor. Bu zamana kadar yaptığımız örneklerde anahtar kapatıldığı anda kondansatör daha önce şarjsız, kondansatörümüz daha önce boş kabul ediyorduk. Fakat bu örnekte kondansatörümüz daha önce 4 volt uçlarında gerilim olduğu söyleniyor. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunun mantığını size şu şekilde anlatmaya çalışayım. Bakın bir kondansatör bir gerilim kaynağına bir direnç üzerinden bağlandığı zaman diyelim ki bu gerilim kaynağı E idi. Kondansatörün uçlarındaki gerilimi nasıl yazıyorduk? E eşittir Vc eşittir E bir eksi E üzeri eksi T bölü şeklinde yazıyorduk. Bu başlangıçta kondansatörün uçlarındaki gerilim 0 volt iken yani bu denklemi açarsak E eksi E üzeri eksi T bölü TO Evet arkadaşlar aslında olan kondansatörün şarjı esnasında olan olay şu. Başlangıçta burası E yani başlangıçta kondansatörün uçlarındaki gerilim 0 ve bu üstsel olarak burası azalıyor üstler olarak azalıyor ve totalde kondansatörün uçlarındaki gerilim üstler olarak artıyor. Yani bu E ifadesi T eşittir sıfır anında E üzeri 0 1 olduğu için burası başlangıçta bir azalıyor zamanla. E, burası zamanla azaldığı için kondansatörün uçlarındaki total gerilim E eksi bu ifade olduğundan burası sıfıra indiği anda kondansatörün uçlarındaki gerilim E'ye şarj oluyor. Peki bu süreç boyunca kondansatörümüz ne kadar şarj oluyor? Yani sayısal bir örnek verecek olursak. Mesela bu örneği verelim. Burada bir direnç olsun. Burada bir kondansatör olsun. Ve başlangıçtaki kondansatör uçlarındaki gerilim 0 volt olsun. Burası 24 volt ise eğer kondansatör başlangıçta 0 volt olsaydı bu kondansatörün denklemini nasıl yazacaktık? 24 parantezinde 1 eksi e üzeri eksi t bölü to yazacaktık. Yani 24 eksi 24 çarpı e üzeri eksi t bölü to yazacaktık. Bakın burası kondansatöre uygulanan gerilim. Kondansatörün uçlarına uygulanan gerilim. Yani kondansatörün şarj olmasını beklediğimiz gerilim bu. Sonunda kararlı duruma geçtiğinde kondansatörün uçlarında olmasını istediğimiz beklediğimiz gerilim bu. Bu da kondansatörün ne kadar şarj olacağını gösteren ifade. Kondansatör kaç volt şarj olması gerekiyor? 24 volt şarj olması gerekiyor ve bu şarjı üstsel olarak yapması gerekiyor. Yani burası zamanla sıfıra gidecek üstel olarak. Vc ifademiz zamanla sıfırdan başlayacak ve 24'e ulaşacak. Yani aslında burası kondansatörümüzün ne kadar şarj olacağını gösteren ifade. Eğer kondansatörümüz başlangıçta 10 volt uçlarında gerilim varsa bu ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. Vc eşittir Kondansatörümüzün e, olayın sonunda kaç volt gerilim şarj etmesini bekliyoruz? 24 volt eksi. Başlangıçta uçlarında 10 volt olduğuna göre kondansatörümüzün kapasitesi kaç volt daha şarj olmaya uygun? 14 volta ve bu 14 voltu üstsel olarak e, şarj edecek. Yani birden e, 14 volt şarj üzerine eklenmeyecek. Bu artış üstsel olarak meydana gelecek. Denklemimizi bu şekilde özetledikten sonra bunu matematiksel olarak ifade etmek istersek eğer başlangıçta kondansatörümüzün uçlarında bir gerilim varsa bir şarj tutmuşsa başlangıçta bunu arkadaşlar şöyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki olması gereken gerilim yani olayın sonunda kondansatörün uçlarındaki gerilim şarj olması gereken gerilim E değeri ise ve kondansatörümün ne kadar şarj olmasını bekliyorum. Eğer başlangıçta sıfırsa e kadar şarj olmasını bekliyorum. Başlangıçta bir değeri varsa e eksi v diyelim buna ve bunun üstsel olarak olmasını bekliyorum. İşte bu kondansatörümün ne kadar dolacağını belirleyen ifade bu. Şimdi bu soruya bakarsak kondansatörümüzün uçlarına uygulanan gerilim 24 volt. Yani kondansatörümüzün kararlı duruma geçtiğinde uçlarındaki gerilimin 24 volt olmasını bekliyorum. Başlangıçtaki gerilimi 4 volt. Öyleyse ben buna 24 volt uygulamama rağmen kondansatörüm kaç volt şarj olacak? 20 volt şarj olacak. İşte bunu matematiksel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Eğer bu kısım anlaşıldıysa ben şimdi şurayı e, sileyim ve sorumuzun çözümüne bakalım. Demek ki asıl denklemimizi tekrar kendi ifademizle yazalım kondansatörün ucundaki gerilim eşittir. E yani kondansatörümüzün şarj olmasını beklediğim gerilim. Kondansatörümüzün uçlarına uygulanan gerilim. Veya kondansatörümüz devrede yok kabul edersek kondansatörün uçlarındaki gerilim. Bu sorunun veriliş şekline göre değişir ki daha önce buna benzer sorular çözmüştük. E eksi diyorum. Kondansatörümün ne kadar şarj olmasını bekliyorum. E eksi V başlangıç ve x diyelim buna başlangıçtaki gerilime ve bu şarjın üstel olarak meydana gelmesini bekliyorum. Şimdi bu denklemi benim soruma uyarlarsam kondansatörümün kararlı duruma geçtiğinde 24 volt uçlarında gerilim olmasını bekliyorum. Ve kondansatörümde 4 volt gerilim olduğuna göre kondansatörüm ne kadar gerilim kabul edebilir? 20 volt gerilim kabul edebilir. İşte 24 eksi 4 bu başlangıçta uçlarında olan gerilim. Bu da e, kondansatörümün sonunda ne kadar e, gerilim olmasını bekliyor samuçlarında. O gerilim çarpı e üzeri eksi t bölü to. Yani 24 eksi 20 çarpı e üzeri eksi t bölü to. Bu kondansatörümün ne kadar şarj kabul edebileceğini gösteren ifade. Tekrar söyleyeyim. Şimdi to değerine bakarsak kondansatörüm şarj akımı hangi dirençlerden geçiyor? R1 ve R2 dirençlerinden, yani R1 artı R2 çarpı kondansatör değerim. Bu da 2.2 k artı 1.2 k çarpı C değerimde 3.3 mikrofarad. Mikrofarad. Bu yaptığınızda arkadaşlar 11.22 milisaniye kondansatörümün zaman sabiti şarj zaman sabitini bulacağım. Benden eğriyi çiz dediğine göre o zaman 5 doğuyu da şimdi hesaplayayım. Yani kondansatörüm 4 volttan 24 volta kaç saniyede şarj olacak? 5 do süresi o da 56,1 milisaniye yapacak. Öyleyse kondansatörümün şarj denklemini soru benden bunu sorduğuna göre yazıyorum. 24 eksi 20 çarpı e üzeri eksi t bölü to. Toğum kaçtı? Ee, 11,22 Bunu milisaniye olarak yazdıysam e, bana herhangi bir atıyorum t eşittir 0,01 saniyedeki derse bu t'yi milisaniyeye çevirmem gerekiyor. Ya da bunu saniye olarak yazmam gerekiyor. Onu da belirteyim. Yani şu ifadelerde e, burayı milisaniye kullanırsanız buradaki t'yi de milisaniye kullanacaksınız ki milisaniyeler götürecek. Eğer burayı saniye olarak kullanırsanız, burayı da saniye olarak kullanacaksınız ki dediğim gibi birimler birbirini götürecek, E üzeri bir ifade elde edeceğim. Evet, şimdi akım ifadesine bakalım. Akım ifadesini nasıl elde edebilirim? Buna bakacağım. Akımı belirleyen iki tane direncim var. Peki ben bu direnci buraya taşıyabilir miyim? Elbette ki taşıyabilirim. Yani seri bağlı oldukları için devrede istediğim gibi bu dirençlerin yerini değiştirebilirim. Bunu neden yapıyorum? Şuraya R1 ve R2 dedim. Kondansatörümü buraya aldım. Şimdi bu dirençlerden geçen akım benim şarj akımım olacak. Peki bu dirençlerden geçen akımı nasıl ifade edeceğim? Dirençlerin uçlarındaki gerilim. Burası 24 volt. Başlangıçta işte. kondansatörün uçlarında da 4 volt var. Öyleyse dirençlerimin uçlarında 24-4 20 volt var. Ve şarj akımım E-Vx bölü R1 artı R2 başlangıcıyla başlayacak ve e üzeri eksi t bölü to şeklinde azalacak. Bu da arkadaşlar ne yapar? 20 bölü uçlarındaki 20 volt olduğunu anlamıştık. 24 eksi 4 R1 artı R2 3.4 k çarpı e üzeri eksi t bölü tohumda işte 11.22 tabi bunun sonucu mili amper burası. Burayı k olarak aldığım için. Şimdi eğrilere bakarsak ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağız. Bunun sonucunu da hesaplamıştım. Yazalım 5,88 mA başlangıç akımım yani 5,88 e üzeri eksi t bölü to da akım ifadesinin zamana bağlı gösterimi. Evet, kondansörün başlangıçta yani anahtar kapatılmadan önce 4 volt uçlarında gerilim var. Anahtar kapatıldığı anda uçlarındaki gerilim kaynak gerilimine yükseliyor. İşte demek istediğim buydu. Bakın buradaki artış 20 volt. Kondansatörüm 20 volt şarj kabul edebilir. Ve bu 20 volt üstsel olarak değişecek. İşte ifadeyi tekrar şuraya yazayım. Umarım anlaşılmıştır. Eksi 20 çarpı E üzeri eksi T bölü to. İşte burası kondansatörümün kabul edebileceği şarj miktarı. Ve burası sıfıra ulaşacak üstsel olarak. Kondansatörün VC gerilimi de işte gördüğünüz gibi üstel olarak artacak ve sonunda 24 volt değerine ulaşacak. Akıma bakarsam akımı şurada hesaplamıştım. Demiştim ki 5,88'den başlayacak. Yani şu ifadeden 5,88'den başlayacak. 5 ta süresi sonra bunu da hesaplamıştık. Eğriyi çizebilelim diye. 56,1. milisaniyeden sonra artık akımı sıfır olarak kabul edebilirim. Evet, umarım anlaşılmıştır devam edeceğiz